Evet, Ahmet Uysal hocamı alayım canlı yayına. Evet. Ha, evet, gördüm kendisini. Merhaba Evet hocam. hocam, merhabalar. Tekrar birlikteyiz hocam. Evet, biz de bu şeyi çok bilmiyoruz. Genelde YouTube'dan gittiğimiz için. Evet, doğru. Bu da Evet. ayrı bir mecra ama benzer. Sonuçta çok bir Benzer, farklılığı yok evet. açıkçası. Şimdi yani yavaş yavaş da insanlar yani canlı yayına toplanırken hocam genel olarak bir çerçeve çizdiğimiz zaman gerçekten Osmanlı Devleti'nin hani tabii bir şekilde sona ermesi ama son anda bu sona erişini hızlandıran iç dinamiklerinden bahsettiniz. Ve bölgede ciddi bir liderlik sorunun olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu sorun aslında bölgedeki halklardan kaynaklı bir sorun değil, bölgeye yerleşmiş batı kaynaklarından kaynaklı bir liderlik sorunu aslında bu. Evet. Sonuçta halkına bağlı değil de batıya bağlı liderlerin bölgeyi yönetmesi ciddi problem. Ve Türkiye'de halkına bağlı liderlerin olması gerektiğini söylediği için başı şu an bu tür şeylerle canı sıkkın açıkçası. Hani Suriye'de, Kıbrıs'ta, Libya'da ve benzeri bölgede. Bu Akdeniz bölgesini yorumladığımız zaman hocam, Araplar, İslam dünyası ve benzeri, Türkiye Akdeniz'den istediklerini elde edebilirse, İslam dünyasındaki liderlik noktasında Mısır'ın bir zamanlar Araplara abi olarak kabul edildiği gibi, İslam dünyasına şu anda da benzer şeyler kabul ediliyor ama böyle bir artık itiraz edilmez bir liderlik konumuna yerleşir mi? Akdeniz'deki, Suriye'deki problemlerini hallederse. Hocam o potansiyel var ama şimdi hani biraz bu Müslüman toplumlar niye savruldu diyelim. Müslüman toplumlar kendilerine ciddi bir güven duyuyorlardı. İslam zaten hak din olarak kendine güven duyar, şüphe duymaz. Ve bir Hristiyan yönetim altında yaşamak veya Müslüman olmayan bir yönetimin altında yaşamak pek tahmin edilen, öngörülen bir şey değildi. Uzun dedim ya, uzun süre birlikte ve güçlü olarak yaşadılar. Birlik fikri önemlidir. Ayrıca Müslüman yönetim altında yaşamak önemlidir. Bunlarla sömürgeyle beraber bunlar sarsıldı. Bir de tabii diğerlerinde sömürge, bizde de geri kalmanın getirdiği bir böyle bir şey, güven kırıcılık, güven kaybı oldu. Ama bizdeki güven tabii şeyden daha iyi. Sömürgenin, hatta bugün bizim için hala fırsat olan şey, bizim sömürgeyi yaşamamış olmamız bizim Batıyla da doğuyla da daha dengeli bir ilişki kurma şansı veriyor, fırsatı veriyor bize. Sömürge yaşayanlarda ne oluyor? Ya çok böyle aşırı bir hınç oluyor batıya karşı. İşte mesela bugün Amerika ile Rusya'yı karşılaştırdığında Amerika gene iyi kötü demokratik ve düzen tutulabilen bir tarafı var Batı medeniyetinin. Bir de ehli kitap vesaire diye düşündüğümüzde. Şimdi yani iki şey var. Bir, bu sömürge yaşayanlar ya ciddi bir hayranlık yaşıyorlar ya ciddi bir düşmanlık yaşıyorlar. Yani sömürgeciler kendilerini hayran bırakmayı tabii hedeflerler. Bunu her zaman isterler. Hiçbir zaman çok kötü yaptınız, sömürgeciler, bizi sömürdünüz, fakir bıraktınız, yoksul Demezler. bıraktınız, cahili bıraktınız demezler. Dettirmek istemem. Biz sizi adam ettik havasına bile girmeye çalışırlar. Özellikle Fransızlar bunu çok yapar. Ve yani hem döverler hem de hayran olmanızı isterler. Yani sömürge böyle bir şey. Kimliğini Doğru. yok eder. Tarihini yok eder. Adamların arşivini bile çaldılar. Yani Cezayir'in arşivini mesela alıp götürdüler Fransa'ya. Adam yani biz kimdik diye geriye baktığında bir şey bulamıyor. Bu kasıtlı tabii. Yani isterse Fransız oradan kendi kafasına göre bazı belgeleri veriyor ama zaten kendi belgeleri olduğu için baştan ön yargılı ama onların bile hepsini vermiyor. Yaptığı bir katliam varsa vesaire varsa onları gizlemeye çalışıyor. Biz o şeye göre, diğer Araplara göre, diğer Müslümanlara göre sömürge yaşamadığımız için, bir tarihsel misyonumuz olduğu için biz yine doğuyla da batıyla da dengeli bir ilişki kurma şansımız var. Mesela İhvan'da bu anti batı şeyi çok çok yoğun. Batı karşıtlığı biraz da doğal yani o sömürgeyi onlar yaşadığı için ama bu işte doğru bir diyalog kurmasına engel oluyor. Bizim
işte hem doğuyla hem batıyla iyi geçinerek, yani Amerika bizi dövüyor, tamam doğru. Rusya da dövüyor. Çin de fırsat bulsa o da Doğru. döver. Yani belki bu kavga işin doğası. Yani dövüyor diye hani ağlamaya da gerek yok belki. Gereğini yapmamız gerekir. Kendimizi güçlendirmek gerekir ama hani biz de böyle genç bir şey gibi tam ayağa kalkmaya çalışıyoruz. İşte birisi oradan hani taş atıyor, öteki yumruk atıyor falan. Yani çok şükür belimizi doğrulttuk da işte doğrultamama ihtimali de, doğrultamayan ülkelerde var yani komşu, işte Mısır bir türlü belini doğrultamıyor. Doğru. İşte bu da bir mücadele, yani her türlü düşsek de kalksak da mücadele edeceğiz. Biz daha şey yerindeyiz, şu an avantajlı tarafındayız. Bana soruyor Araplar bazen, ya siz işte demokrasi var, ekonomik kalkınma var vesaire, siz şanslısınız. Diyorum ki biz bunun bedelini ödedik yani. Siz biliyor musunuz Türkiye'de Kur'an'ın bile yasaklandığı dönemleri? Biz bunun büyük ihtimalle şeyini ödedik yani, daha önceden faturasını ödedik. Şimdi belki rahat ediyoruz. Yani Allah'ın bileceği iş, biz çabayı göstereceğiz. Yani hiçbir şey ilelebet değil. İnişi de var, çıkışı da var. İşte Allah diyor o gücü ve nüdavili ha beynennez ve tilkel eyyâme estağfirullah, o ayette der ki o günler gelir ki biz onları insanlar arasına tedavül ettiririz, dolaştırırız. Yani güç mutlak birinin elinde ilelebet baki değil veya bir grubun elinde baki değil. Bazen onunla iyi ile kötüyü, bazen iki kötüyü şey yapar, çatıştırır. Oradan iyi bir şey çıkabilir falan. İşte Roma'yı kimse yıkılacak diye düşünmüyordu ama küt diye gitti. İngiliz İmparatorluğu biliyorsunuz, üzerine güneş batmayan imparatorluktu. 200 yıl dayanamadı. Osmanlı'nın 600 yıllık şeyi yani az bir başarı değil. O da at üstünde işte kürek çekerek, bilmem teknolojik bu demir yolu, buhar makinesi daha olmadan bunu sağlamıştı. Dolayısıyla yani bunlar değişir. Şu anda da bir değişim döneminde yaşıyoruz. Küresel bir savrulma var. Ekonomik doğu ile batının mücadelesi de var. Kuzey ile güneyin mücadelesi de var. Avrupa'nın batının bir gerileyişini görüyoruz. Sermaye açısından da, üretim açısından da. Burada her yapılan şeyin %3 de olsa, 2 de olsa, yani Avrupa %0, 1, yani bir güllü büyüyor. Siz her sene %5 büyüyebildiğinizde, 3 büyüyebildiğinizde arayı kapatıyorsunuz. Doğru. Ve bu onların gözüne batıyor. Bir de genç nüfusunuz, ticaret imkanı Türkiye açısından baktığımızda. Aynı şekilde İslam dünyası da. Yani işte Körfez ülkeleri bırakın kendileri üretmeyi. Hani bir Mısır'a bu paraları yatırsalar, 100 milyonluk Mısır Almanya'yı geçer, Fransa'yı geçer. Ama bunu yaptırmıyorlar. İşte savaş çıkarıyorlar, bilmem kriz çıkarıyorlar. Diyorlar ki işte İran korkusu burada önemli. İran'la korkutuyorlar. Diyorlar ki bak ben bırakırsam, Trump daha yeni Arabistan'dan bazı füzelerini, füze bataryalarını çekti. Patriotları falan. Korkutmak için. Para vermek istemedi şimdi. Ya kriz var bilmem ne. Ya benim de ihtiyacım var dedi Suud. Sen misin öyle yapan? Bak İran zaten orada hazır bekliyor. Tabi bu da İranlıların hatası. Bu kadar korkutup Amerika'ya ve İsrail'e yanaştırmamaları lazım ama onlar da ideolojik olduğu için. Onlar da işlerine yarıyor. Korkutuyorlar abi Arapları. Bir kriz çıkarıyorlar, bir savaş çıkarıyorlar. Paralar uçup gidiyor hocam. Nereye gidiyor? İşte bir silah lobisinin eline gidiyor. Başka savaş lobisinin eline gidiyor. O ne? Bölge insanına hiçbir faydası olmuyor. Peki İran, yani biraz konuyu İran üzerine özelleştirirsek, 79'daki İran devrimi nasıl görüyorsunuz hocam? Hani Fransa destekli bir devrimden bahsediyoruz, yoksa bir danışıklı dövüş mü vardı burada Amerika ile beraber? Şimdi Humeyni bir NATO ülkesi Türkiye'de kalmış, tamam mı? Evet. Türkiye'de kalmış. Hem de Hem Bursa'da de kalmış. Bursa'da kalmış. Ama Çekirge. yani bizimkilerin tabii bir Humeyni operasyonu olmadı. Yani bunu Türkiye'nin istihbaratı falan burada bilinçli tuttu desek. Bunu birisi de Batı adına, yani NATO adına tuttu diye düşünüyorum ben. Yani kimse de doğru düzgün görüşmemiş. Yani onunla ilgili mesela camiye gidip de gelmiş yani Bursa'da falan bir iki insan görmüş ama böyle düzgün bir diyalog bir şey yok yani, ne yerdi, ne içerdi, ne düşünürdü bilen yok. Ve Fransa'dan gelip devrimi yapıyor. Ve hani bu da tesadüf değil. Sonra demin anlattığım gibi
Yani doğal bile olsa sonuçta siz dengelemezsiniz doğu batı dengesini, işte ülkenin potansiyelini vesairesini. Hep savaşla, hep kavgayla bu iş olmaz. İran geldiği günden beri, yani tamam savaştırılıyor, savaşa sokuldu, ama sen de bu kadar hevesli olma savaşa. İşte Saddam saldırdı bilmem ne, tamam Saddam'ı dize getirdiler, sonra Saddam'ın Irak'ını almaya kalktılar. Yani ya kardeşim, ondan sonra 1 milyon kişi daha ölüyor hocam. Yani normalde aslında Saddam'ı durdurduğu yerde dursa, tamam Allah belasını versin, daha fazla kan kaybı, mal kaybı yaşamayalım dese, zarar neresinden dönersen kar diye. Ama yapmadı. Bu sefer işte Basra'yı vesaire alalım Irak'ın elinden diye tabirler gaz veriyor buna. Hatta Tabii. Hümeyni bile yani ya demiş, yeter bak çok şey yok, kayıp verdik, artık yaralarımızı sararalım diye birileri gaz vermiş Hümeyni ve çevresine. Ve savaş 1-2 yıl daha devam ediyor ve bir sürü daha maliyet oluyor bunun. Tamam, buna Irak'tan, orada yani şeyini hakkını yemeyelim, Irak'ı saldırttılar şeye, İran'a. Ama hani kardeşim biraz da kaçın yani savaştan. De ki tamam, yani Saddam'ın belini büktün, artık oturalım bu işi bitirelim de. Uzatma, yok uzatıyor da, böyle bir ideolojik ve şey tarafı var. Yani İran makroda kötüdür. Yani büyük kararlarda ideolojik ve şey davrandığı için yani aslında yanlış kararlara çoğu zaman ulaşır. İşte Suriye'ye girmesi gibi, Yemen'deki Husi darbesi gibi makro şeylerde yanlış karar verir. İdeolojik ve şey karar verir. Yani biraz milliyetçi karar verir. Ama mikrosunu çok iyi çalışır. Çok güzel. Yani amacı, yani kötü bir amaç belirlersin. Ondan sonra bunu gerçekleştirmek için ince ince uğraşır. Yani Türkiye'yi de bizden iyi biliyordu. Çok iyi Türkiye uzmanları var. Her gün takip eder falan, ama Türkiye'ye yönelik politikası, yani ben kıskanç olduğunu en başta düşünüyorum. Yani şey, bir toplantıda yine bir televizyonda söylemiştim. Yani bir haset veya kıskanç komşu gibi. Hani demişler ya, ya hani sana ne verirsek komşuya iki gözünü vereceğiz. O da demiş ki Allah'ım benim bir gözümü çıkar. Çünkü komşunun iki gözünün kör olmasını istiyor. Görüyor musunuz? Yani böyle bir biraz azınlık psikolojisinden kaynaklanan, biraz bu siyasi, yani siyasal İslam diyoruz. Aslında bu, yani İran devrimi de bir tür siyasal İslam'dır. Şii siyasal İslam'dır. Seyit Kutub'un hatta yanlış tarafından, daha radikal tarafından, İhvan hep böyle şey değildir, radikal değildir. Tabii sömürgeye karşı çıkış tarafı var, siyasi eleştiri tarafı var, ama Hasan el-Benna tarafı, Hudeybi tarafı, hatta Hudeybi der ki nahnu duat lesna gudat der. Yani biz davetçiyiz, hakim değiliz. Yani insanları yargılamayız, İnsanları dine davet ederiz diye söyler. Ama bunlar kutubun daha böyle sosyal, yani sosyalizmden, Marksizmden aldığı çatışmacı bu konflikt teoriyi alıp İslam'a uyguladılar. Ve bir de bu Şii azınlık psikolojisiyle, tabii Şiiler uzun süre azınlık şeyinde kalmış, onun getirdiği bir savunma mekanizması diyelim, meşrulaştırma diyelim. Hani düşman değiliz karşıda. Hani onu da biz Müslüman sınırında sayarız, ama hani özellikle İran Şiası, İran'ın şeyi böyle bir Nefret milliyetçilik ve üzerine. Evet. nefret ve mağduriyet üzerine. Bir de buna hani böyle bir kutupçu şey de, radikalizm de eklenince çok farklı bir yere savruldu. Yani Seyit Kutup'un kitaplarını falan Hamene'ye çevirmiş. Kendisi çevirmiştir Farsça'ya. Bunlar hani Öyle. tabii birebir yani şey içindelerdir, diyalog içindelerdir. Ve bu anlayış, tabii Mısır İhvanı bu kutupçuyu şeyi, çizgiyi terk etti. Yani daha bu davet tarafında, ama İran devrimi bunu o yüzden bizim yani ilk dönem İrancıları hem aynı zamanda kutupçudur, aynı zamanda biraz selefidir. Yani Evet. o Tekfirci tarafları da çok ağır basardı yani. evet, ağır basardı eski zamanda hatırlarsan. Ve ama şu oldu, Hümeyni yine de adam hani İslam Birliği taraftarıydı. Ve yani Müslümanların birlikte hareket etmesi gerektiği fikrini ön plana çıkarırdı. Hatta Osmanlı'ya yönelik de hani Şiilerin, tabii genel olarak bir de bu İran Şiiliğinin Safavilik üzerinden de ciddi bir hıncı da vardır Osmanlı'ya karşı, ama ona rağmen demiştir ki Osmanlı lazımdı İslam ümmetine, Müslümanların onurunu koruyordu Osmanlı diye bir şeyi var, ifadesi var. Yani bu da yani Osmanlı varken Müslümanlar bu kadar itilip kakılamıyordu.
Çok sağ Osmanlı bunun hesabını soruyordu anlamda. O da biliyor yani bunu. Tabii. Ama işte hem İran-Irak Savaşı, sonraki dönemdeki bu savrulmalar vesaireler İran'ı giderek daha böyle mezhepçi, daha dar, biraz da Fars milliyetçiliğiyle karışmış bir şeye soktu maalesef. Ve şu anda o durum karşımızda. Yani İran'ın Suriye şeyi de yine çok hesapsızca daldı buraya, bir sürü insan öldürdü. Esad gibi zalim bir rejime destek oldu. O yetmedi. Yemen'de biz anlıyoruz dediler. Husilere darbe yaptı. Yasemen gibi bir şeyi sana verirler mi? Biliyorlar yani. Aslında Türkiye ile İran'ı Suriye'de kapıştırmak istiyorlardı. Türkiye buna bu tuzağı gördü, düşmedi. Ama İran hazırdı. İran hani hazır böyle kavgaya şey olmuş, hani kavga arayan bir Ulaşmış zaten. bulaşma, hani ne maliyeti olacak, sopa mı yiyecek, şey mi kazanacak, hiç umurunda değil. İnsanları zaten şey yapıyor, bir de mesela bu Şiileri ciddi bir eğitimden geçiriyor. Yani işte Yemen'de olsun, Suriye'de ölen adamları hani siz şehitsiniz diye otomatik cennetten yerini garanti ediyor. Adam ölmeye geliyor yani şey, Afganistan'dan, Pakistan'dan. Yani Müslüman ama Şii Pakistanlıların eskiden hani Şii olmuş ama bunlar ideolojik bir şey, eğitimden geçirerek adamla ölmeye geliyor buraya. Yani gönderen de memnun, gelen de memnun. O da şehit oldum diye seviniyor ama Müslüman ülkede, Suriye gibi bir ülkede büyük bir kaos yaşıyor insanlar. Orada yetim, yani çoluk çocuk ölüyor, kadın, okul falan, hiç umurunda olmuyor bunlar. Yani maalesef böyle bir durum var yani. İran o yüzden çok bayağı yani kötü bir yöne savruldu. Çok iflah olması da mümkün değil. Yani içeriden cılız sesler geliyor, işte biz yani yanlış mı yapıyoruz? Biz niye işte Sünni dünyaya hep karşımıza alıyoruz? Beraber yaşayamaz mıyız? Falan diye. Bunlar tabii Sünni dünyaya bakınca Arabistan'ı görüyorlar. Arabistan da bunları tekfir ediyor, Selefi anlayış. Bunlar da Arabistan'ı tekfir ediyorlar. Halbuki daha bizim bu Mevlana, işte Yunus Emre vesaire çizgimiz aslında iki tarafı da tekfir etmeyen, iki tarafta da beraber yaşayabilen bir çizgi, ama maalesef onu da pek görmezden geliyorlar yani. Doğru. O zaman peki Suriye'deki İran'ı nasıl görüyorsunuz hocam? Hocam İran burada şeye oyuna geldi. Yemen'de de oyuna geldi. Sandı ki aslında bunun örneği de var. Irak şeye girerken, Kuveyt'e Saddam girerken sandı ki bana burayı verirler. Şimdi İsrail'in dibinde bir Suriye. Yani Doğu Akdeniz hesaplarında her türlü önemli bir Suriye'yi İran'a vereceğini sandılar. Tamam mı? Sen gir burada, o Sünni muhalefeti bayağı da başarılı olmuştu ya aslında, devrim birkaç kere başarılı da oldu. Sen bunu bastır dediler. İran atladı buraya. Sandılar ki bana verecekler burayı. Vermeyecekler. Yani şimdi artık çık diyorlar ve İran çıkacak büyük ihtimalle. Ama çıkmamak için de çok fazla cıngar çıkaracak, direnecek vesaire. Suriye'den mi çıkacak, Yemen'den mi? İkisinden de çıkaracaklar. Yani şey yok. Yani İran'ı daha büyütecek bir projeye müsaade etmezler hocam. Peki Hele Suriye bir istenmiyorsa, bir de hani Türkiye mesela halk tarafından isteniyor. İran şimdi Irak'ta bile Şiiler tarafından protesto ediliyor. Bırak Sünnileri. Evet hocam. İran Suriye'den çıktığı zaman bölgesini kim dolduracak hocam? Hocam Suriye halkın doldurması lazım normalde. Ama Ya işte normal değil mi? demokrasi mücadelesinde halka fırsat vermedikleri için, ama Esad'ı orada, Esad veya yine azınlığa dayanan işte belki Hristiyanların falan da entegre olduğu Nusayri azınlığı sürdürmek isteyecekler. Ama bu Suriye halkını memnun etmez. Peki Suriye şu an bölündü mü sizce? Yani bölünme potansiyeli var. Ama işte Amerika, Trump biraz ilgisiz bölgeye. Rusya ile Türkiye işbirliği yapması onların hesabını biraz bozdu. Ama işte Rusya, Amerika süper güç, Rusya'ya bir şey, çok fazla bir şeyler vaat edip yine bölmeye de başka şeye de razı eder. Ama Suriyelilere bıraksan, Suriyeli Kürdüyle, Arabıyla, Nusayrisiyle, Sünnisiyle, Şiisiyle bölünmeye şey değil. Yani bunlar 1.000 yıl beraber yaşamışlar, yine yaşarlar, ama bu aradaki farklılıkları böyle istismar edip bölgedeki kaosu artırıyorlar hocam.
Yani gelen yorumlar sanki Suriye'de Amerikan destekli bir hani bir YPG PKK devletinin kurulacağı yönünde bir yorumlar var ama katılır mısınız bunlara hocam? Ya var, o plan var işte, Türkiye direniyor buna. Evet. PKK'nın oyun kurucu rolünü önceki operasyonda Barış Pınarı'nda elinden biraz aldı ama hala aşağıda PKK var. Daha Tabii. bitmedi. Türkiye geçen kızdı, bu dediklerinizi yapmıyorsunuz, verdiğiniz sözde tutmuyorsunuz diye. Amerika hala buradan ikinci bir İsrail'i çıkarma derdinde. İşte bir PKK devleti, Kürt devleti de değil, PKK devleti kurarak buraya işbirlikçi ve piyon bir yapı oluşturmak istiyor. Bir de çibanbaşı oluşturmak istiyor. Bir de yani buradaki PKK devletin bir misyonu da Türkiye ile bölge arasında bir duvar örmektir. Yani bunu Barzani şeyiyle de, devlet projesiyle de planlıyorlardı. Hani daha Barzani Türkiye düşmanı değil ama planlayanlar ileride de Barzani'ye devleti kurdurup, gerekirse ben bunu kendilerine de söyledim. Yani Barzani danışmanlarına söyledim. Dedim yani siz kurarsınız, Türkiye'ye düşman da değilsiniz ama yarın Amerika burada bir darbe yapar, buraya gider PKK'ya başka birine verebilir Değil. mi? Vallahi verebilir diye de adamlar sonra düşündüler yani. Doğru. Ama işte duygusal davrandıkları için işte hem Barzani Devleti hem PKK, PYD, Suriye'de böyle neredeyse Türkiye'yi böyle bir duvar örmek istiyorlar Arap dünyasıyla, Müslüman dünyasıyla araya. Buna da Türkiye pek müsaade etmiyor. Hocam genel olarak hakikaten güzel bir muhabbetti iftar öncesi. Sizleri de çok yorduk. Estağfurullah İnşallah hocam. Daha akşam iftarda dersimiz var hocam. Akşam İngilizce dersimiz var. evet Artık biz de o da var. gençlerimizin yetişmesi için artık özellikle Anadolu çocukları, hani tuzu kurular, onlar bir gün Paris'te, bir gün başka yerdeler. Onların dil falan sıkıntısı yok. Biz özellikle Anadolu çocuklarının güçlenmesi, bu dünyaya, küreselleşmeye, yani yeni dünyaya, dijital dünyaya hazır olması için özellikle Çok. dil becerisi, iki Evet. gün Arapça yapıyoruz, iki gün İngilizce yapıyoruz. Dil becerileri çok önemli. Bölgeyi bilmek için bu araçlar lazım. Kendimizi bilmek için, işimizi iyi yapmak için bu araçlar lazım. Biz de elimizden geldiğince biraz balık tutmayı öğretmeye çalışıyoruz hocam. Fransızcanız Arkadaşlar, da var galiba değil mi hocam sizin? Fransızcam var ama çok ihtiyaç olmuyor. İngilizce artık her yerde dominant. Her yerde. Kuzey Afrika'ya da gidiyorum ben. Arapça kullanıyorum. Ama arada lazım oluyor ama esas bir doğu dili, bir batı dili şart yani. Sanki İngilizce ve yanında Arapça çok şart gibi değil mi hocam? Öyle görünüyor. Geçen Ümit Cizre, biliyorsun şey, Ümit Meriç, Meriç, evet. Cemil Meriç'in kızı, profesör, doktor, sosyologtur, iyi bir sosyologtur. Evet. Onunla konuşuyorduk. Yani yeniden ben tabii böyle programların sonunda gençlere tavsiyelerini alıyorum. Yani şey yapacak olsam diyor, Fransızca yerine Arapça öğrenirdim diyor. Yani yeniden hayat yaşayacak olsam. Tabii ondan dönem öyleydi. Doğru. Arapça dersimizde de oldukça ilgi var yani, gençler öğrenmek istiyorlar. İyi çok Mesele şu, yani bir dili kullanmadığınızda unutuyorsunuz. Use it or lose it diye bir güzel. ifade var. Evet, doğru. Kullanmayınca köreliyor ama hani haber okumak bile olsa, ufak tefek bir şeylere bakmak için bile dili kullanacak düzeye getirdiğinizde dil kendini koruyor. Yani kaybolmuyor. Biz böyle hep Doğru. yarım bırakıyoruz. Ben de onu şeye benzetiyorum. Üç tekerlekli otomobile benzetiyorum. Yani üç tekerlek olunca araba gitmiyor. Yani dört teker iyi kötü, biraz havası inik de olsa tamamlamak gerekiyor ki ondan sonra kullandıkça o zaten kendi canlı kalıyor. Doğru. Paslanmıyor yani. O Hocam yüzden çok teşekkür ederiz. arkadaşları bekliyoruz. Estağfurullah. Evet. Akşam 10'da değil mi hocam YouTube kanalımızda? Onda 13. evet, 2 gün Arapça. Pazartesi, Perşembe İngilizce. Salı, Cuma günleri de Arapça. Diğer günlerde de başka programlar yapıyoruz. Boş durmuyoruz Bir genelde. Arapça dersinizi biraz takip etmiştim. Cezayirli miydi hocam arkadaş? Bir Cezayirliydi, evet. Şimdi Cezayirli. yabancıları biraz belki daha sonra alacağız. Yani biraz arkadaşların Arapça oturduktan sonra, şimdi ağır geliyor, biraz da karışıyor bazen hatlar. Doğru. Şimdi böyle bir 10-15 ders, belki 20 ders ben gidip yani yine alırız misafir ama işte biraz pekiştirdikten sonra, hani orta İngilizceyi de hani bir lise düzeyinde İngilizce öğrenmiş
Arkadaşlar şeye faydalanır yani. Doğru. Çok çok insanımız çok gramer biliyor ama dili kullanmayı pek Ben de biliyor. bilmiyor. Doğru. Onu öğretmeye çalışıyoruz. Doğru. Evet Hocam çok Mustafa. teşekkür ederim. ODTÜ bir der söyleşileri yoğun bir şekilde devam ediyor. Yani Twitter üzerinden ve Instagram üzerinden bizleri takip edebilirsiniz sevgili takipçilerimiz. Artık izleyenlerimiz demiyoruz hocam, takipçiler dünyasındayız çünkü. Evet hocam. Sizlerden de gerçekten bu akşam çok güzel şeyler öğrendik. Umarım bu öğrendiklerimizi hiçbir zaman unutmayız. Estağfurullah Tavsiyeleriniz de hocam. çok önemli. Gençlerimize olan tavsiyeler. İngilizce ve Arapçayı bir şekilde halletmemiz gerekiyor. İngilizce bir şekilde halloluyor da Arapça çok ihmal edilen dillerden bir tanesi diye Hocam düşünüyorum. İngilizceyi de bak yani arkadaşlar şimdi ODTÜ'lü arkadaşlar da çok. Yani böyle alelade yani iyi değil. Çok mükemmel konuşmak lazım. Şimdi ben mesela Çin'e falan gittim. O yeni nesil Çinli gençler cin gibi aksansız ve çok böyle her meramını anlatacak. Her dava hem bilgi de gerekiyor, dil de gerekiyor, araç da gerekiyor. Yani işte burada örneğin Suriye'de Çin'in ne yaptığını Çinliyle tartışacak düzeyde hem dil hem bilgi gerekiyor. Yani adam diyor ki siz burada yanlış ya kardeşim senin daha dünyanın öbür tarafından gelip burada ne işin var? Sen bana bir Doğru. kere onu anlat, sonra yanlış yaptığımı anlat diye Doğru. tartışmak gerekiyor. Aynı şey Rusya için, Amerika için. Yani artık bu küresel araçları iyi bilmek gerekiyor, iyi kullanmak gerekiyor. Yani vasatı aşmamız lazım, vasatın üstüne geçmemiz lazım. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı iftarlar dileyelim hocam. İnşallah Eyvallah. bu öğrendiklerimizle beraber gençlerimizle biz de daha güzel şeylere vesile olur. Hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar diliyorum herkese. Hayırlı akşamlar, Hoşça teşekkürler. kalın. Eyvallah.